2012-2013 av dönemi Merkez Av Komisyonu toplantısının kararlarının bazı bölümleri açıklandı. Edinilen bilgiye göre Merkez Av Komisyonu'nun kararları 12'ye 9 oyla kabul edildi. Resmi gazetede yayınlanmadığı için tümü açıklanmayan kararlarda çok büyük değişikliklerin yapılmadığı, sadece domuz avının cumartesi, pazar, salı ve çarşamba olmak üzere 4 güne çıkarıldığı belirtildi. Alınan MAK kararlarında bagaj limitlerinde iznin kaldırıldığı ve bu konuda avcıların beyanının esas alınacağı hatırlatıldı. Özel avlaklarda ise yaban hayvan avlanmasının yasaklandığı, sadece üretilen kafes hayvanlarının avlanabileceği, rüzgarla çalışan mührelerin kullanılmasının serbest bırakıldığı ve şavrotin kullanılmasının yasaklandığı bildirildi. Açıklanan kararlardan bazıları şöyle. Birinci grup kuşlar Marmara bölgesi, bıldırcın ve üveyik avı 18 Ağustos 2012'de başlayacak ve 25 Kasım 2012'de bitecek. Bıldırcın avı Ege bölgesinde 27 Ocak 2013'te kapanacak. Bıldırcın 12 adetten 10 adete, keklik 4 adetten 2 adete indirildi. Çulluk ve üveyik limitleri değişmedi. Çulluk 4, üveyik 8 adet. İkinci grup kuşlar kum kekliği, kınalı keklik, kaya kekliği ve çil avı 13 Ekim 2012'de başlayacak ve 27 Ocak 2013'te bitecek. Üçüncü grup kuşlar kaya güvercini, tahtalı, sakar meke, sakarca kazı, yaban ördekleri, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, kirik, macar ördeği, tepeli patka, kıl kuyruk ördek, karabaş patka, elmabaş patka, kara ördek, çıkrıkçın, altın göz, kara tavuk, çulluk ve su çulluğu avı 13 Ekim 2012'de başlayacak ve 24 Şubat 2013'te bitecek. MAK kararlarıyla ilgili detaylı bilgi yabantv.com'da. Sağlık Bakanlığı, havaların ısınmasıyla görülmeye başlayan Kırım Konga kanamalı ateşi hastalığına karşı 20 riskli ilde seferberlik ilan etti. Bu illerin sınırları içinde 2002'den bu yana hastalığın görüldüğü birinci derece riskli 3000'e yakın köyde 10 gün içinde 10.000 sağlık personeliyle hastalıkla ilgili çalışma yapılacak. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Torunoğlu, Kırım Konga kanamalı ateşi vakalarının bu yıl daha erken görülmeye başlandığını, şimdiye kadar 180 vaka 18'inin hayatını kaybettiğini söyledi. Kırım Konga kanamalı ateşi hastalığının 2002'den bu yana görüldüğü 20 riskli ilin belirlendiğini kaydeden Torunoğlu, bu illerin Tokat, Sivas, Yozgat, Amasya, Kastamonu, Çankırı, Artvin, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Samsun, Bolu, Karabük, Giresun, Bingöl, Tunceli, Ordu, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt illeri olduğunu açıkladı. Peru'da sağlık görevlileri son 2 ay içinde yarasaların ısırdığı 7 çocuğun kuduza yakalanarak hayatını kaybettiğini açıkladı. 2010 yılında 20 çocuk kuduz salgını nedeniyle yaşamını yitirirken geçen yılda bazı ölümler olmuştu. Hükümet 2011 sonundan bu yana bir aşı programını sürdürdüğünü bildirdi. Ölen 7 çocuğun en küçüğü 11 aylık, en büyüğü ise 12 yaşında olduğu belirlendi. Yeni ölümleri önlemek için yağmur ormanları içinde yaşayan ve kendilerine sadece nehirle ulaşılan Kamana yerlilerine sağlık görevlileri yollandı. Peru Sağlık Bakanı Percy Minaya, hükümetin yerlilere yönelik sağlık kampanyası kapsamında 180 bin yeni aşı satın alındığını belirtti.